Neyse efendim, şimdi yine garip bir konu. 10 yıl önce Erzincan'da kaybolmuştu Celalettin Polat. Abisi ve kız kardeşi Tülay Hanım ve Sabahattin Bey aramızdalar. Ve bir ay önce işte onlara bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan ve denildi ki aslında sizin kardeşiniz kayıp değil, kayıp olarak aramayın. O öldürüldü. İşte kim tarafından öldürüldü? İşte o, bunu ararken de Sabahattin Bey sizi mi arıyor efendim? Sabahattin beni aradı. Sizi arıyor. Siz de kaybın eşinin abisisiniz ve yengesisiniz. Evet. Yani kayıp kişinin eniştesi ve yengesisiniz değil mi? Kayıp kişi benim eniştem oluyor. Kayınbirader. Sizin enişteniz? Benim eniştem oluyor. Görümcemin eşi. Kayınbirader oluyorum. Kayınbiraderisiniz. Yani kaybın kayınbiraderi ve eşi. Evet. Şimdi efendim onlar işte bir şeyler görüyorlar. Vallahi ben hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Onlar da köye gidiyorlar. Ve köyde bir kemik, bir insan cesedi buluyorlar. İşte her şey öyle başlıyor. Aile içinde kalması gerekirken... Şimdi önce bir Necmiye Hanım'ı dinlemek istiyorum. Necmiye Hanım diyor ki bizim uykularımız da girdi yani. Biz vicdan azabı çektik. Evet. Kendimi sizin yerinize koydum. Eğer anlattıklarınız doğruysa gerçekten ben de uyuyamam ve bunu saklayamam. Uyuyamıyorum. O anlamda... Sabah ezanları okunuyor, uyuyamıyorum. Çok haklısınız. Gündüz de uyuyamıyorum. Hiç evet. Uyuyamıyorum. Kafamın bir tarafı böyle sızlıyor böyle. Gözüm. Evet hani... yani bu böyle aile içinde kalabilecek bir sırdan da çıkmış. Şimdi önce Necmiye Hanım buraya gelmeden evvel bizde bir röportaj yaptı. Aslında cesedi bulan kişi o. Sonra bu ceset bulunuyor. Anladığım kadarıyla ceset bulunduktan sonra o ceset oradan alınıyor ve taşınıyor. Yani 10 yıl sonra. Çünkü daha sonra gidilip bakıldığında ceset orada yok. Yani birileri de gitmiş ve 10 yıl sonra oradaki kemikleri almış, çıkarmış, başka yere gömmüş. Ay korku filmi gibi ha. İzleyelim mi Necmiye Hanım'ı? Yakınlarının yıllardır haber alamadığı 4 çocuk babası Celalettin Polat'la ilgili esrarengiz gelişmeler meçhul bir kişiden gelen telefon ihbarıyla başlamıştı. Kayıp adamın kardeşi Sabahattin Polat'a gelen bu telefonun ardından bir şaşırtıcı gelişme daha yaşandı. Geçen sene memlekete gittik. Kayınpederim oraya geldi. Değirmeni size vereceğim dedi. Ertesi günü eşim aldı götürdü. Tapu işte üstüne yaptırmak için. Biz de şok olduk yani. Değirmeni biz çünkü parayla istiyorduk yıllardır. Vermiyordular yani. Erzincan'daki köylerine dönen Celalettin Polat'ın kayınbiraderiyle eşi akıllara durgunluk veren bir durumla karşılaşmışlardı. Eylül'ün 17'si ameliyatlı olduğum için tandırın işte o ilerisinde ihtiyacım oraya yani gitmek istedim. Böyle baktım sandalyenin ayağı böyle şey yaptı. Sonra düştüm zaten, ayağım da gitti. Sandalyeyi koyduğu yerin çökmesiyle birlikte korkunç gerçekle karşılaşıyorlar. Bir toprak işte. Toprağa gitti, ben bağırdım. Geldi beni tuttu. Buradan eşim işte beni çıkardı. Dedi hele bam dedi. Ne ki dedi bu? Bir çuval. Ağır bir şey. Böyle yüz iskelet yani. Örümceklenmiş, kurumuş yani. Ondan sonra sabahına zaten biz koyduk kaçtık. Karşılaştıkları bu tuhaf olaydan kimselere söz etmeden İstanbul'a dönen Demir çifti kendi ailelerinden şüphelenmektedirler. Eşim 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Kardeşini aldı, babasının evine gitti işte. Konuşmuş demiş yani ne ki bu durum burada biz ceset gördük. Sizi savcılığa vereceğim diyor. Ben orada soruyorlar ki illa Necmiye'nin haberi var mı? O da diyor ki yok Necmiye'nin haberi yok. Zaten ben söyleyeyim. Gitmek istiyorum. Siz bir değirmen dediğiniz bir yer var. Değirmen. Kayınpederiniz ya yani babanız. Evet. Necmiye Hanım'ın kayınpederi orayı size evet. Veriyor. Bize veriyor. Tapusunu evet. Da size veriyor. Evet. Hatta evet. Necmiye Hanım diyor ki ben de şaşırdım yıllardır vermedi de. Biz de şaşırdık Müge Hanım. Biz de şaşırdık yani. Yani herkes köy herkes şaşırdı ki. Yani, niye verdi bu adam? Nasıl niye veriyor diye. Geldi bir de ertesi günü. Bir 10-15 gün kaldı orada. Hatta biliyorlar geldi bizde misafir oldu. Hı. Memlekete biz gezmeye anladım. Gittik. Yani işte sizin babanız öldüğü düşünülen kişinin de kayınpederi. Kayınpederi evet. Yani anlatabildim mi? Bir karışıklık yok herhalde değil mi? Yok. Babanız size orayı veriyor. Veriyor. Sonra sizin eşiniz gidiyor ve orada bir çukur olduğunu fark ediyor. Kazıyorsunuz ve içinden ayağım bir insan gitti. İskeleti çıkıyor. Hı? Ayağım gitti. Yani mesela affedersiniz sandalyeyi oraya götürdüm. Biraz önceden ileriye şey yapıyordum. O gün hani misafirler gelecekmiş benim için geçmiş olsuna. Sürükleye önde böyle bir yüksek bir toprak var. Oradan engeli açtım arkaya gittim. Yani orada bir bayağı yığın bir toprak var ağızda. İleriye gittim iyice köşeye. Gittim sandalye zaten önce şey oldu ayağım da gitti. Toprak çöktü yani. Toprak çöktü ayağınızı ama. Koyduğunuzda toprak çöktü evet. Ama böyle toprak duvardan duvara böyle oldu.
yani. İçeri doğru, İçeri doğru göçtü. Ha, benim ayağıma bir şeyler geldi. Böyle bağırıyorum, bağırıyorum. Eşim dışarı çıktı, hani değirmen. Bir de orada hani soğuk olan evde. Ben üşüdüm ya, ameliyat olmuştum. Ben dedim hani bunu, kaynatamın eski evi işte o ceset bulunan evde. Onun üstünde bir ayvan var. O da hani sıcak. Yüksek öyle. Oda, iki yüksek katlı oda. Bir yer. Sadece yani bu cesedi gördüğünüz yer. Evet. Babanızın evinin yanı mı? Bizim büyük doğup büyüdüğümüz yer. Yani. Sizin bildiğin aile evinin yanı. Ama kimse orası... Ama yakın mı yani oraya? Efendim? Yakın mı eve? Karşısı zaten. Yani benim de durduğum evin... Evin de karşısı, evde bir 50 metre kadar. Evin hemen karşısı. Zaten değirmenin karşısı. Peki siz orayı kazdınız mı? Şimdi pardon. İşte bunun ayağı gitti. Bu bana bağırdı. Ben kapıdaydım. Koştum, gittim. Bunu çektim oradan. Yani kenara aldım. Ben baktım böyle normal yerden orası çökmüş. Boydan boya, duvardan duvara. Duvardan duvara yani. Ben de şüphelendim yani orada. Şu kadar, dedim bu ne bir şey. Var, yani ta bu 200-150 senelik ev dedim. Böyle bir şey, burası sert, orası çökmüş. Orada bir tava vardı. Tava diyoruz işte, kül tavası. Ondan böyle dedim bakayım ne ki. Böyle açtım. Çok yani yumuşak. Yani bir 20-30 yani santim açtım yumuşak. Baktım takıldı. Sanki birkaç günün bir şey yani. Tek tek konuşalım. Yani, battaniyeye takıldı. Sonra battaniyeyi... Bir battaniye gördünüz. Battaniye gördüm, battaniyeyi açtım. Sonra baktım çuval var içinde, yani battaniye içinde. Çuvalı da bıçak vardı, yani normal çakı vardı. Kestim böyle açtım, tam da sıfatı yani suratı karşıma çıktı. Ben şok oldum. Şok oldum, zaten kalbimde rahatsız biraz. İşte. Böyle o şekil bıraktım. Yalnız pardon, dün Sebahattin burada röportajında biz izledik. Orada ben yanlış gördüğümde babamı aramadım. Kimseyi aramadım. Ben ilkin dediğinde öyle söyledim. Yok yok, öyle söylemedim. Sebahattin sen yanlış anlıyorsun. Ama ben kardeşim kim... de aynısını. Dur, onun devamını röportajda izledim. Siz gördünüz de üstünü mü kapattınız? Hemen kapattım. Ertesi günü benim 3 çocuğum siz de gördünüz, ikiniz de gördünüz. Ben zaten oralarda. Peki aklınıza geldi mi Celalettin? Genel kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Gelmedi. Ben bunları ertesi gün Erzincan'dan götürdüm. Peki üzerinde bir kıyafeti var mıydı? Yok yok. Sadece kafayı gördüm. Şu kafayı gördüm. Hiçbir şeyden ellemedim. Oraya zaten... Ve kapattınız. Kapattım. Ve sonra devamını izleyelim. Eşim 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Kardeşini aldı. Babasının evine gitti işte. Konuşmuş. Demiş yani ne ki bu durum burada, biz ceset gördük, sizi savcılığa vereceğim diyor. Ben orada soruyorlar ki illa Necmiye'nin haberi var mı? O da diyor ki yok, Necmiye'nin haberi yok. Zaten ben söyledim dedim, beni söyleme dedim, ben ameliyatlıyım, buraya giriş kat, gelir bana bir şey yaparlar dedim. Necmiye Demir çuval içine konulmuş iskeletle ilgili telefonda konuştuğu kayınvalidesini de suçlamıştı. Kayınvalidem eşimi aradı. Baktım ki telefon bana doğru hani geliyor. Hani ben işarettim, bana getirme dedim, istemiyorum dedim, ben onunla konuşmak istemiyorum. Sonra oradan getirdi bana telefonu, mecbur daha konuşmak zorunda kaldım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun işte falan. Evden niye taşındınız bana hala şey. Hani ben bilmiyorum ya, yine hala bana yani kayınvalide hükmü. Ben de hani dedim ki üstü örtük hani dedim, sizin yüzünüzde hani ben taşındım dedim. Sen de iyi olaydın da sen de gele burada oturaydın. Sen de dedim öyle mi dedim. Şimdi dedim bu sırrızı dedim bunlara söylesene, katiller dedim. Hemen şart diye zaten telefon kapandı. Sonra sabahına görümcemde ben de aradım. Dedim buraya gelin dedim, benim her şeyden haberim var. Çıktı geldiler. Dedim siz nasıl bir insansınız ya, ben sizden de korkuyorum. Necmi adam neye korkuyorsun? Adam bizi ettik zaten av orada kaldı. Önceki o konaktaki yerini dedi. 3 ay kalmış orada. Zaten adam senin gördüğünde ne bir kuru gemik. Beni teselli ediyor yani. Böyle yani benim kanım donuyor. Benim kafamın bir tarafı sızılıyor. Celalettin abinin kardeşi Kamilettin abiye de söyledik zaten. Hani biz dedik zaten hani bizi söylemeyin. Bizden bunlar şüphelenir kesin. Kasım gibi de Sebahattin abi aradı. Eşim anlattı biraz. Sonradan ben girdim devreye. Sonra dedim evet dedim kardeş dedim. Böyleyken böyle dedim. Savcıya da zaten bizi geldi zaten polis evden aldı. Savcıya da ifade verdik. Niye iftira atayım yani? Ben kafayı mı yedim? Niye yani 11 yıl sonra yani bu niye iftira atıldı? Ki. Vicdanım rahat etmedi. Eşimin olsun, benim olsun. Biz sabahları açın yatamıyoruz. Adalet yerini bulsun lütfen. Necmi Hanım böyle anlatıyor. Peki eşi nasıl anlatıyor? Bir de onu da izleyelim. Çok enteresan değil mi? Evet. Erzincan'ın Cennetpınar köyündeki esrarengiz iskeleti tesadüfen gören Sebahattin Demir, Haziran 2009'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Celalettin Polat'ın kayınbiraderi. Celalettin Bey nasıl kayboldu? Bizim duyumlarımız işte bir arabayla gelmiş, lüks bir arabayla, bir kağıt imzalatmış eşine, bir de para bırakmış gitmiş. Geçen sene Eylül sonunda değirmanı babam bana verdi, çalıştırmaya gittim, o ara eşim de yanımdaydı, götürmüştüm. Bunun tuvalet ihtiyacı oldu eşimin, hasta ya ameliyatlı, eski sandalye vardı, onu böyle... La
baba gibi bir şey yaptım. Buna dedim ki sen git ihtiyacını gör. Evin üst tarafında tandırlık diyoruz işte. Orada ihtiyacını gör. Ben dışarı çıktım. Bir baktım bu bana bağırdı, seslendi. Gel diye. Gittim, sandalye koyduğu yer çökmüş böyle. Ayağı da beraber yani komple çökmüş duvardan duvara. Mezar gibi. Ben de şüphelendim. Tava vardı. Tavayla böyle az bir 15-20 santim yaptım. Baktım takıldı bir şeye. Zaten böyle eşilmiş toprak. Battaniye takıldı. Sonra battaniyeyi açtım. Çuval çıktı içinden. Çuvalı açtım böyle üzünü. Kestim çuvalı. Baktım ki tam üzü. Ceseti gördüm. İskelet gördüm. Hatta böyle örümceklenmişti. Acayip şok olduk. Korktum, kapattım. Bu korkunç olay üzerine ailesini apar topar İstanbul'a gönderen Sebahattin Demir, kendisi de 10 gün sonra döner ve hemen tandırda bulduğu iskeletin kime ait olduğunu öğrenmek için ailesiyle konuşur. Bilader Erdem'e gittim, dedim böyle böyle bir durum var. Dedi ki abi benim haberim yok. Dedim ki baba böyle böyle bir durum var. Bu ne ki dedim. Ben bunu dedim savcılığa vereceğim dedim. Ben öyle dediğimde hemen kız kardeşim de oradaydı. Nurdane. Hiç şey yapma dedi, ben yaptım dedi. O Celaleddin dedi. Sebahattin Demir'e göre o gün kız kardeşi korkunç cinayeti itiraf etmiş ve eşini zehirlediğini anlatmıştı. Çorbasına dedi zehiri koydum, daha ayılmadı dedi. Bu Celaleddin Polat'ın dedesinin konağı var. Öldürmüşler, orada 3 ay kalmış. 3 aydan sonra 2 tane oğluyla beraber getirmişler. Daha ceset de çürümemiş dedi o zaman. Dedi ceset daha yeni muralmaya başlamıştı dedi. Gece el arabasıyla bizim tandıra taşımışlar. Olayın açığa çıkması üzerine aile içinde Kız kardeşiniz, yani bizim bu aradığımız Celalettin'in eşi, sizin evet, kız kardeşiniz, işte evet. Celalettin'in eşi. Evet. Sana diyor ki hiç fazla kurcalama, ben öldürdüm. Ben zaten eşimi önce söylemedim. Oraya gittiğimde. Ben dedim, ben gelip şey yaparlar. Yani biz korktuk, dedik, bize de yaparlar. Bana ilkin bunu söylemedim. Ben dedim ameliyatlıyım, dedim, hani camdan bana, girer bana bir şey lafı yaparlar. Lafı alayım ağızlarından, bakayım ne diyor. Ha. Gittim, hatta biraderin dükkanı var benim oturduğum mahallede. İlk memleketten geldiğim günü onun yanına gittim. Dedim böyle böyle bir durum var Erdem. Bu ne ki dedim ya. Bu değirmanı dedim yıllardır vermiyordunuz dedim. Şimdi bu değirmanı verdi dedim. Bunu benim başıma mı dedim kalacak dedim. İçinde cesetle. Var dedim ha. Abi dedi benim haberim yok. O zaman dedim siz dedim akşam dedim sizin eve gideceğiz. Hepiz toplanacağız. Onlar aile. Yani biz kim, on kardeş. Kim toplandınız o akşam? Şimdi dur işte Müge Hanım. Ben o akşam bu beni almadan gitti. Ben de kendi arabama bindim, akşam gittim. Saat gece 11 idi, 11.30 idi. Kim kim? Yalnız gittim. Hayır kim? Hayır, evde kimler vardı? İşte dur işte Müge Hanım oraya geliyor. Beni bekle, beraber gidelim demiş. Gittim eşim efendim. Bekledi. Hani o arabası vardı, bizim araba eskiydi. Hani beni bekle kapatıştan. Şimdi bahsettiğiniz kişiyi bilmiyoruz ya. Kardeşi Erdem. Erdem kardeşim. Erkek kardeşimin dükkanı var benim mahallede. Erkek oturduk. Kardeşime gidelim dediniz, o size almadan gitti. Siz ardından gittiniz. Onlar tutan beyninde oturuyorlar. Sonradan 11.30 falan. Onunla erkek kardeşiniz evdeydi. İşte gittim erkek kardeşimin ziline bastım, yukarı çıktım. O dedi abi dedi, dedim ne yaptınız dedim. Hani dedim bir haber var mı? Dedi ki abi babamın oraya inelim dedi.